Everybody, this is Tonguç Academy and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Yazılı kampı başladı ve bugün İngilizce'deyiz. Sayfamı çevirdim. Öğrenci notlarıma baktım ve arkadaşlar diyor ki: Simple Past tense gördük mü? Verb gördük. Hemen arkasından arkadaşlar perfect tenslere baktık mı? Present perfect. O da tamam. Bakın şu modullar bizim için önemliydi. Should, have, but, ought, to, to, must, mustn't, have to, has to. Ve arkasından bir going to future yaptık. Bir sayılamaz isimler arkadaşlar. E and some kullanımlarına baktık. Ve how many, how much ile mevzuyu kapattık. Şimdi sayfamı çevirdim. Ve öğrencilerin korkulu rüyamız hocam dedikleri paragraf sorusuna geldim. İlk yapmam gereken şey neydi arkadaşlar? Cümlemi alıyorum. Bu cümleyi bulana kadar okumaya devam ediyorum ki ikinci soruya geçebileyim. Demiş ki reading bir metin bir okuma. True false eğer cümlem doğru ise T yanlış ise F yazıyorum ve bakın arkadaşlar. It is located in New York City. Diyor ki New York şehri içerisinde muhkimdir. Yani Orada yer alır. Bakalım neymiş, doğru muymuş bu Statue of Liberty'nin yeri? Diyor ki, The Statue of Liberty yani Özgürlük Anıtı arkadaşlar, is one of the most important monuments in the USA. Amerika'daki en önemli heykellerden bir tanesidir. It reflects the freedom of humanity. Yani ne yapacak biliyor musun? Bu insan ırkının neyini gösteriyor aslında? Ee, özgürlüğünü temsil eden bir heykel. It's located in Liberty Island, New York. Ha, bakın arkadaşlar. New York'ta değil mi? Liberty Island'da bulunmakta. O zaman ben burası için T diyorum çünkü New York şehri içerisinde. It was made by an American sculpture. Amerika'lı bir heykel traş tarafından yapılmıştır. Bakalım doğru mu? It's both a monument and an observation tower. Yani bu hem bir heykel olarak kullanılıyormuş hem de bir gözlem kulesi olarak kullanılıyormuş. It was built in bakın 1868 um, 1886 özür dilerim. 1886 sanesinde de inşa edildi diyor bu. It was made in Paris. Bakın Paris'te yapıldı. Kim tarafından? By the French ha, bakın arkadaşlar Fransız bir heykeltıraş tarafından değil mi? Şimdi burada dedi ki Amerikalı bir heykeltıraş oldu mu? olmadı. Dolayısıyla buraya false'u verdiğim arkadaşlar. Yanlış bir cümle. The statue includes seven rays, one torch and one tablet. Diyor ki bu statue'nun bu heykelin içerisinde üzerinde yedi tane ışın. Okey. Bir tane meşale ve bir de tablet var mı? Bakalım arkadaşlar. It was a gift from French people. Two American... He, arkadaşlar bunu Fransız insanların Amerikan halkına bir hediyesiymiş. Commemoration of American... In, yani Amerikanın bağımsızlığı kutlandı ya. O zaman hediye etmişler. There is a torch. Bakın şimdi. Bu heykelde bir tane torch. Meşale var mı? Var. Bir tane tablet. Tablet var mı? Var. Şimdi peki torch tamam. Tablet tamam. Sound rays. Devam ediyorum okumaya in the hands of the statue. Heykelimizin elinde bir adet tablet ve bir tane torç var. Meşale var. There are seven rays. Bitti. Bakın arkadaşlar. Yedi tane de ışın varmış. O zaman hop burası doğru. On the crown of the statue. Yani heykelin şu kafasındaki tacın üzerinde yedi tane de ray var diyor arkadaşlar. These seven rays. Peki bunlar ne işe yarayacak? Represent the seven seas. Bakın. Yedi denizi ve yedi kıtayı temsil eder. Müthiş. Soru ne? The seven rays of crown. Ha, bakın diyor ki freedom şu M olacak bu arada. Amerika'nın özgürlüğünü temsil ediyor. Hayır. Yedi kıtayı temsil ediyormuş arkadaşlar. O zaman ben yine mecburen buraya F false demek zorundayım. The height of statue. Şimdi bu heykel ne kadar bakın arkadaşlar? 305 feet uzunluğunda. And ağırlığına bakıyorum. 225 ton ve 225 ton ağırlığında. Diyor ki heykelin ağırlığı 305 ton. Yanlış arkadaşlar. 225 ton. Heykelin yüksek uzunluğu boy uzun 225 fit. Hayır arkadaşlar. 305 fit uzunluğunda. O zaman cümle vallahi yanlış. Diyor ki It is an extremely huge monument. Bu diyor ki, bakın huge böyle kocaman dev gibi bir heykeldir bu diyor. Öyle bir anıtmış. Many visitors visit the statue every year. Ve bir sürü ziyaretçi her sene burayı ziyaret eder arkadaşlar. Sayfamı çevirdim. Şimdi vokem en önemli yerlerden bir tanesi. Kelimelerdir arkadaşlar ve kelimelere çok ciddi yani hakim olmamız lazım ki şu paraphrase açıklamalara Doğru kelimeleri yazabilelim. Diyor ki, I often have. Önce oku, şöyle okuyalım. Read the statements. Cümleleri okuyunuz. And relate them to illnesses. Ha, Sonra da bunları hastalıklar ile arkadaşlar. Ne yapacağız? E, birleştireceğiz hangisi hangisine? Bakalım şimdi. Hazır mıyız? I often have an urgent need to use the bathroom. Şimdi ben banyoya gitme ihtiyacı duyuyorum, tuvalete gitme ihtiyacı duyuyorum gibi burada bir şey var. Ne olmuş? Belli ki bu adam, değil mi arkadaşlar? Diarrhea yani cırcır cır olmuş. O zaman arkadaşlar ben buraya hemen isali hop şöyle yazdım. Bu bir. Yazdıktan sonra üzerine çizersem işim kolay olur. İki. I sweat. Terliyorum. And keep vomiting. Ve arkadaşlar kusuyorum. Burada hangisi olabilir? Hemen bakalım öksürmek. İsal. Boğaz ağrısı. So throat. Irak kulak ağrısı, food Bak bu olabilir. Diyor ki gıda zehirlenmesi. O zaman arkadaşlar hemen buraya ne yaptım? Bir terleme yaptı. Bir ök şey vomit kusma yaptı arkadaşlar. O zaman buraya hemen ben food poison. Hemen buraya food poisoning yazdım ve üstünü çizdim. Dolayısıyla geldim 3'e. Şöyle yapalım. Bu 1, bu 2, bu 3. There is an awful pain in my ear. Bak zaten ne dedik az önce kulak ağrısı. Kulağımda müthiş bir ağrı var. O zaman ben buraya hemen ear kelimesini yazdım. Ağrı anlamına gelen ek kelimesini ekledim ve ear ek kulak ağrısına ulaştım. I can't hear anything. Duyamıyorum diyor. I really hurt when I swallow something. Swallow kelimesini bilmezsem bu cümleyi anlayamayabilirim. Diyor ki bir şeyleri yutarken bir şeyleri yuttuğumda It really hurts. Bir acı hissediyorum diyor. Bir şey yutmam lazım. Yutarken de acı hissetmem lazım. Nerede? Tabii ki de throat. Throat İngiliz İngilizcesi throat. Amerikan İngilizcesi. O zaman faranjiti var arkadaşlar bu kişinin. O zaman ben dörde ne diyeceğim? Sore throat. Boğaz ağrısı. Yani faranjit hastalığı var. Müthiş. Çizdim üstünü. I have a fever. Ateşleniyorum. And widespread skin rash. Hmm. Skin rash. Arkadaşlar deri dökülmesi, deri kızalır, pul pul olur, dökülür ya onu burada anlatmış. Bilginiz olsun. Ee, ateşim var. Şuna önce ne diyorum? 5 diyorum. Ee, bu ne olacaktır? Muht e ha, measles, kızamıktır arkadaşlar. Deri dökülmesi dedi ya tamam. Measles. Hemen buraya measles'ı yazdım. Deri dökülmem. Kızar Skin rash'tan aklınıza gelsin. Skin rash, deri dökülmesi. Miz o kızarıyor ya arkadaşlar. Kızamık. I feel cold. Üşürüm. And a few minutes later, feel hot again. Ama 5 dakika geçer geçmez, tekrardan sıcaklarım, cayır cayır yanarım. Belli ki ateşlenmeyi söylüyor arkadaşlar. Fever, ateşlenmek. Hemen şuraya altı dedim. Buraya da arkadaşlar fever'ımı yazdım. Hop. Geldim yediye. It, h, salot. Çok fazla can yakar. And I can't stand, ayakta duramıyorum. Sit, oturamıyorum. Walk for a long time, uzun süre yürüyemiyorum. Ne olabilir? Ya sırt ağrısı ya öksürük. Oturamadığına göre değil mi arkadaşlar? Yürüyemediğine göre back. Önce sırt yazıyorum. Sonra ağrı anlamına gelen ek kelimesini ekliyorum. Ve son. Buraya kadar yaptıklarımdan eminsem zaten arkadaşlar geriye ister istemez kaf kalır. Şimdi I felt so, şey, suddenly birden böyle vücudumdan havanın çıktığını düşünün. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Noisily gürültüle special when I've cold. ve özellikle bunu üşüttüğünüzde yaşarsınız demiş. Dolayısıyla da kaf öksürük kelimesini yazmış bulunduk. Sayfamı çevirdim. Diyor ki fill in the blanks. Boşlukları doldurunuz. Şimdi Eliza ile Peter arasında bir konuşma var. Ve bu konuşmaya değil mi arkadaşlar? 2, 4, 5 tane kelimemi yerleştireceğim. Eliza Peter'a der ki Hello Peter, merhaba ciğerim. Let's nokta nokta. A graduation party. Bakın have a party olabilir. Eğer have a party yani party have ile parti vermek. Have ile görmüyorsanız gözleriniz arkadaşlar throw a party arasın. Throw a party parti vermek demektir. Bilginiz olsun. Bakın şimdi. Peter Jim let's throw a graduation party. Haydi bir e, ne onun adı? Mezuniyet partisi verelim Kate için. I'd like to bir boşluk verdi. Şimdi partide ne yapacaksın? Onun mezuniyetini kutlayacaksın. Doğru mu? Doğru hocam. E, o zaman ben buraya hemen celebrate yazıyorum ki celebrate kutlamasını yapıyorum. This but Peter da diyor ki that sounds great. Harika geldi ya bu benim kulağıma. Fikri iyi. When peki Elizacığım bunu ne zaman yapalım? Diyor ki Eliza falan next Friday'e. Bak would you bak fiillerde would fiil yok. Olmadı. Shall fiil yok. Olmadı. How about next Friday? Yani sence diyor bak sence önümüzdeki hafta e, ve şey önümüzdeki cuma nasıl olur sence? How about next Friday? Peter diyor ki ah oh, I am sorry vallahi olmaz. I can't join you on Friday çünkü ben Friday'de size katılamam. I'm gonna be on a business trip. Bakın I'm going to be on a business trip. Ben bir iş seyahatinde olacağım this weekend. Bu hafta sonu yokum yani. Okay. Peki Eliza diyor ki what about Tuesday evening? Tuesday evening yani salı akşamı nasıl olur Peter'cığım? Okay that would be great. Vallahi harika olur. Diyor ki shall I bring siz tekliflerde bulunuyorsanız değil mi? Bir şeyler getireyim mi? Bak şimdi. Shall I bring anything? Bir şeyler getirmemi ister misin? Bir şeyler getireyim mi? Şöyle dağıttım. Şimdi Eliza diyor ki. I'm going to prepare some snacks. Biraz atıştırmalık hazırlayacağım. And sandwiches. Ve biraz da sandviç hazırlayacağım. So. Bakın şimdi arkadaşlar. Um, how about. How about yapmadık mı biz? ay e, Yapmışız. Çizmişiz arkadaşlar. Bakın şimdi. Would you mind? Senin için sakıncası yoksa demek arkadaşlar. Would you mind buying the drinks? Sakıncası yoksa. içecekleri sen alır mısın? Dedi ki, all right. Tabii ki bunu yaparım. Aldığı right. değil mi? Okay then. See you on Tuesday. Take care dedi. Kendine iyi bak dedi ve konuşmayı lokum gibi kapattı. Şimdi geldik grammar point'e. Fill in the blanks. Boş bak, fill doldurmak. Boşlukları blank boşluk. Boşlukları doldur. Neyle dolduracağım? Past forms. Ha, fiillerin muhtemelen ikinci hallerini alacağım. Burada neyi bilmem lazım? Drink ne olacak arkadaşlar? Hop. Drank. Ne olacak? Went. Bunları bilirsen bu iş biter. Did. Değil mi arkadaşlar? Play ed alır. Have the head olur. Bakın şimdi. I eğer ben verb 2'yi biliyorsam. I drank. Şu r bu arada arkadaşlar. I drank a lot of me yesterday. Dün çok fazla süt içtim. She went shopping. Ne yaptı? Ne yaptı arkadaşlar? Alışverişe gitti. Annesiyle birlikte last Saturday'de alışverişe gitti. He do homework. Pastali, he did his homework last night. Geçen gece, dün gece ev ödevini yaptı. Pablo, neydi arkadaşlar? Play, düzenliydi, bozamazsınız. O zaman id vermeniz lazım. Tennis, played tennis with Sarah last weekend. Geçtiğimiz hafta Sarah'cığımla tenis oynadılar. Bir de we had, değil mi arkadaşlar? Have fiilinin arkasından yiyecek isimleri gelirse sahip olmak anlamını bırakır. Yemek yemeye dönüşür yani. We had yedik. We had lunch. Öğle yemeğimizi yedik. With our friends. Değil mi arkadaşlar? Yesterday afternoon. Arkadaşlarımızla birlikte. Harika. Sayfayı çevirdim. Diyor ki tanım cümleleri was mı gelecek? Were mi gelecek? Eğer ki tekil ise was ama iki artı ise were gelecek değil mi? The weather tekildir arkadaşlar. Geçmişi anlattığıma göre the weather was very hot last Saturday. Geçtiğimiz cumartesi hava çok sıcaktı bir. Gizem and Hande. Hande'nin özelliği neydi? İki tekil ismi birbirine bağlar ve onları çoğul hale getirir. O zaman ben buraya ne yazmak durumundayım? Gizem and Hande were ill yesterday. Dün hastalardı. Bakın students çoğul mu? Çoğul hocam. O zaman ne gelir? Were. The students were at the last night. Geçtiğimiz gece onlar dün gece sinemadaydı öğren. My, bakın my brother. Benim erkek kardeşim. Kaç tane kardeşim var? Bir adet. Doğru mu arkadaşlar? O zaman buraya ne yazacağım? My brother was five years old last year. Geçtiğimiz sene beş yaşındaydı. I zaten bunu en iyi bunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? I was in Germany three years ago. Üç sene önce Almanya'daydım. Dedim sayfamı çevirdim. Diyor ki. Perfect tense yapıları gördük. Ever, never. Never'ı genelde soruda kullanın dedik. Never'ı genelde olumsuzlarda kullanın dedik değil mi arkadaşlar? Just daha şimdi birkaç saniye önce olan olaylar. Yet soru cümleleri ve olumsuzlarda kullanın dedik. Since ve for'u da den beri there, there. Beş aydır Mayıs'tan beri. Bakın şimdi. Have you ne dedik? Ever. Soru var mı? Var. Have you ever been to America? Sen hiç Amerika'da bulundun mu? Ever gitti. Do you hear noise? Şu sesi duyuyor musun? The train has just arrived. Bakın daha şimdi geldi tren birkaç tane bak, daha şimdi geldi. No, your cousin hasn't come to the party. Ne dedik? Olumsuz ve soru cümlelerinde. Hayır hayır senin kuzenin henüz daha partiye gelmedi. Yet. Haven't you finished your food yet? Olumsuz ve soru cümleleri demedik mi arkadaşlar? Burada bir soru var. Sen. Aslında bu have you olur değil mi arkadaşlar? Have you. Şunu hemen şey yapıyorum. Olumsuzluğu bu verecek. Have you. Not'ı da silerim bir saniye. Hem bu çok önemli bir ayrıntı bir dakika arkadaşlar. Burada bir hata var. Sildik. Şu yok. Şöyle tık. Have you finished your food yet? Soruyu olumlu yapmanız lazım. Yet olumsuz anlam katacaktır. Sen daha yemeğini bitirdin mi? Değil. Sen daha yemeğini bitirmedin mi? I'm still eating mom. Anneciğim, hala şıkır şıkır yiyorum. We have been friends. Ne zamandan beri? Since we were child. Hop yazdım. Since we were child. Çocukluğumuzdan beri arkadaşız. Joy and Tina have lived in England. Joy ve Tina İngiltere'de yaşıyor. Ne kadar süredir? 10 yıldır. For 10 years. No, I have never been therefore. Daha önce hiç orada bulunmadım. Olumsuzlaştırabiliyorum değil mi arkadaşlar? Bakın olumsuz anlam verdi. I've never been there before. Daha önce orada hiç bulunmadım. Süper. Şimdi should mu koyacağım? Olumsuzunu mu? Doesn't have to yapmak zorunda değilsin. Mustn't yapmamalısın. Neye göre? Kurallara göre. Bakıyorum. rise her all the time. Gözlerinde bir ağrı var. Hep canı yanıyor. Hmm. She should stop. Bak. Sen ben bir doktor muyum? Hayır. O yüzden tavsiye verebilirim ancak değil mi? Şu emir veremem. She should stop watching too much TV. Yani çok da fazla televizyon seyretmeyi ne yapması lazım? E, durdurması lazım. Should stop. Durdurması gerekir. Geldim buraya. Wear a helmet and goggles at work. Şimdi bakıyorum. Therefore. Şimdi kendi kendime bak. I should. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Benim ne yapmam lazım? Aa, bir dakika. Şöyle hemen yazayım. I should wear. Doğru mu arkadaşlar? A helmet. Bir kafama helmet takmam lazım. Bir de goggles. Gözlerime gözlük takmam lazım. Therefore my safety. Yani bunu ne için yapmalıyım? E, güvenliğim için yapmalıyım. You. Boşluk. Eat or drink anything around the pool. Aa, bakın rule var arkadaşlar. Mustn't. Ne yapmamalısın? Hop hemen şöyle yapıyorum. Mustn't diyorum. You mustn't eat or drink anything. Bir şey yememelisin, bir şey içmemelisin. Havuzda değil mi arkadaşlar? Bu bir kuralmış. Kylie. Nokta nokta. Bring her on. Yani laboratuvar önlüğünü. Şey for, Hmm. Fen dersi için laboratuvar önlüğünü getirsin mi getirmesin mi? She can use the ones in, Ha laboratuvardakileri kullan. Bakın şimdi arkadaşlar. Kylie şuraya sığdırmaya çalışacağım. Getirmek zorunda değil. Doesn't have to bring. Kendi önlüğünü getirmek zorunda değil. Laboratuvardakilerden birini kullanabilir. Daniel always goes to school on an empty stomach. Daniel acı acına okula gidiyormuş. Her zaman bunu yapıyor. Aç karnına, değil mi arkadaşlar? Halbuki bak şimdi leave without ne yapması lazım? Shouldn't. he, yapmaması lazım. Bakın. He shouldn't leave without having breakfast. Kahvaltı etmeksizin dışarı çıkmamalı. Kahvaltı etmeden dışarı çıkmamalı. Mükemmel. İşte bu kadar arkadaşlar. Pekala. Sayfamı çevirdim ve yazılı öncesi harika bir ödüllü soru ile sizi baş başa bıraktım arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.